2009 yılında mensubu olduğum ve mensubu olmakla büyük gurur duyduğum Halk Eğitim Aydın. Hepiniz bu gecemizde burada bir araya geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle. Böyle... Şöyle bahsedelim. Yani bu başarı bu kadroyla beraber oluyor. Burada müdürün, müdür yardımcısının başarısı değil. 2009 yılında ben bu kadroya dahil oldum. Şöyle bakıyorum ki sanki dün gibi 4-5 yıl geçti. Yani bizim de biliyorsunuz yeni çıkan yasayla beraber artık 4 yılını dolduran kurum müdürlerinin görevinin sona ermesiyle bizlerin de görevi sona erdi dün cuma itibariyle. Bugün günü itibaren yeni bir müdür görevlendirinceye kadar şu kurumun başında geçici olarak görevlendirildik. Benim göreve geldiğim Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nde göreve başladığım zaman orada gören arkadaşlarımız Ahmet Savaş, şu anda burada, değerli Ahmet Savaş, Hüseyin Karataş, İsmet Tekcan, şöyle bakıyorum Sebahattin Bey, müdür yardımcısı olarak İsa Gazel diye bir arkadaşımız vardı. Onun dışında işte burada kadrosunu gördüğümüz Mustafa Bey dahil kadrosunu gördüğümüz arkadaşlarımız vardı. Ondan sonra, benden sonra yani çok büyük kadro genişlemedi. Belki 5-6 kişi daha kadroya dahil oldu. Ama Halk Eğitim Merkezi'nin o geçmişten gelen, Halk Eğitim Merkezi'nin buradaki şeyini söyleyeyim ben size. Halk Eğitim Merkezi Safranbolu'da benimle eşit bir kurum. Yani benimle eşit bir kurum. Aşağı yukarı 50'yi deviren bir kurum. 63. Safranbolu'da Halk Eğitim Merkezi 1963 yılında hayata geçirilmiş. Şu anda benimle eşit olan bir kurum. Yani o kurumda tam başlardan beri görev alan arkadaşlarımız, yani benim tanıdığım işte oradaki kadro, Ekrem Atarsu, Ahmet Savaş, Hüseyin Karataş, daha sonra işte benim kuruma gelmeden önce gördüğüm abi İsmet Bey, bu demden ismini saydım arkadaşlarla beraber. Öğretmenlerimiz, şu anda da mesela bu organizasyonda en büyük emeği geçen arkadaşlarımız, Fatma Kaya, Avva Ceylan, Avva Hüsam, Nesin Hanım, bu arkadaşlarımız, yani bu kurum organizasyonda yapanlar ve bunlarla beraber diğer arkadaşlarımız. Ve benden sonra da işte bu sene geçtiğimiz yıl bakanlığımızın almış olduğu Halk Eğitim Merkezi'nin öğretmen atanmaması ile ilgili bir kurat şeyi vardı. O listası kaldırdıktan sonra Halk Eğitim Merkezi'nde gözüken tüm nonlara arkadaşlarımız geldiler. Ve Halk Eğitim Merkezi'nde bir kadro genişlemesi oldu. Çok da iyi oldu. Ve çok değerli arkadaşlarımız kadromuza dahil oldular. Ve onlara da görevlerinde başarılar diliyorum. Hakikaten çok güzel, başarılı görevler ifa ettiler. Ve bizim ailemiz böylece genişlemiş oldu. Geçtiğimiz yıl sığındığımız salonlara artık yıl sığmıyoruz. Gördüğün kadarıyla. Tabii ki her başlangıcın bir sonu oluyor. Nasıl ki bizler bir yerde göreve başlayınca bir günde görevimiz sona eriyor. Bunlar bazen istekli oluyor. Bazen yasal zorunluluklarla oluyor. İşte bugün burada toplantımıza sebep olan bu toplantımızın gerekçesi bizim bu eğitim öğretim yılı başında çok arzu etmesek de, istemesek de yasal zorunluluktan dolayı, zorunlu yer değiştirmeden dolayı İsmet Bey, Mehter arkadaşımızın zorunlu yer değiştirme kapsamında Safranbolu Kız 58 yaşında dahil çıkmasıyla beraber yine aynı şekilde öğretmen arkadaşımız kendisine çok çalışma fırsatı bulamadı. Çünkü kadromuzda olmasına rağmen 4 yıl Mustafa Bey sürekli formatör olarak diğer kurumlarda görev yapıyordu. Fakat ben Mustafa Bey'i çok önceden, yani Kız 58'de kendim orada çalışırken tanıyorum. O da değerli bir arkadaşımız. Öğretmenimiz olmakla beraber çok arz etmemize rağmen beraber çalışamadık. Her şey olacak ve devam ediyor onu öğrenmeye. İsmet Bey de zaten Halk Eğitim Merkezi'ne benim geldiğim zaman Ahmet Savaş, Ekrem Akar, Ahmet Hüseyin Karataş'la beraber Ahmet Savaş'ın, o zaman müdür vekili Ahmet Savaş'ın benim gördüğümü söylüyorum. Çok rahat şekilde sırtımı dayadığı, İsmet Bey'in yaptığı işlere hiçbir şekilde çekincesi olmayan, güvendiği bir arkadaşımız. Hakikaten de öyle. Ben de 4 yıl kendisiyle çalıştım. Fevkalade başarılı çalışmaları oldu. Ve ben de kendisine aynı şekilde görüyorum. Arzu etmiyorum aslında ismini, yani gitmesini. Hakikaten. Ve bu arada tekrar ifade etmek istiyorum. Yani sadece bizim kadroları kendiliğiniz değil, çok ciddi, çok kaliteli. Usta Öcalan'ımız da bu anlamda çok başarılılardır. Hakikaten onlar da birçoğu, yani birçoğu aşağı bir tamamı, birçok öğretmeni cebinden çıkartacak kadar becerikli ve gerçekten çok maharetlidirler. Onlar da şu anda yaptıkları görevle çok ciddi şekilde, gerçekten çok ciddi öğretmenlik görevini yapıyorlar. Hiçbirinde öğretmenlerden bir eksiği yok. Çünkü onlar da uzun yıllardan beri bu görevi yapıyorlar. Onları da kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu vesileyle aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza bundan sonra geldiğinde başarılar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Yeni görevlerinde başarılar inşallah. Bir yerde bir gün yine yolumuz kesişir. Bir yerde yine böyle beraber çalışma imkanı buluruz diyorum. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Evet hocam, tebrik ediyorum. Yeni görevimizde de başarılar diliyorum. Arkadaşlarım, çok teşekkür ederim.
Cemile Hanım. Buyurun, İsmet Bey'in eşi de davet ediyorum. Evet, bir göreyim arkadaşlar, bir göreyim şöyle. Sen bir görebilir miyim içinden çıkanı? Bir bakabilir miyim öğretmenim? Şurada ben çok güzel. Şöyle. Ya İsmet Bey'in omuzuna bir koysak şöyle. Esprisi olsa. Yani siz mi alacaksınız? Tamam. Evet. Tamam. Dur, evet. Kaydı. Kaydı. Şimdi birbirinize bakmanızı isteyeceğim. Birbirinize bakmanızı istiyorum. İsmet Bey. Söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Öğretmen bir dakika. Evet. Safvan'ım buyurun. Niye öyle döndünüz? Arkadaşlar görmeden. Tamam. Şöyle. Heyecanlandı tatlar. Çekiyor galiba. İçinde bir şey var. Benim içinde yoktur şey. Yok muydu? Olmaz. Olmaz. Evet. Batman'ın bir de. Evet. Bir de siz şöyle birbirinize bakar mısınız? Evet, Mustafa Bey, görelim. Evet. Teşekkür ederim. Sorry, bakmadım size. Evet, bakmadım. Ahmet Bey hocam, arkadaşlar en çok sen çalıştın. Sen Ahmet Bey benden sonra konuşsan. Ben hazır yani böyle heyecanımı yenmişken tamam, iki cümle ben etsem. Tamam. Yani vurucu cümleleri Ahmet Bey'e bırakalım. O daha hisli konuşuyor çünkü. Şimdi değerli arkadaşlar, 19 sene çalıştım. Ahmet Bey benden daha fazla çalıştı gerçi. Halk eğitimden ayrılma diye bir şey yok. Bu arkadaşlarımız da ayrılıyorlar gibi görünüyor ama ayrılamayacaklar biz. Ben halk eğitimin anahtarlarını 1,5 yıl sonra verdim seni. 1,5 yıl üstümde. Bazen gece gittim, bazen gündüz gittim. İstemedi bile diyorsun. İstemedi bile. Kendiliğinden baktım ki istenmiyor. İstenmiyor, baktım verdim. Şimdi ne zaman halk eğitimden önden geçsem gözüm o tarafa bakıyor. Işıklarına, lambalarına, bahçesine. Yani halk eğitimde olduğumuz zaman ayrılmak diye bir şey yok. Mekan değişiyor, ruhunuz orada kalıyor. Ben ayrılan arkadaşlarımıza söylüyorum şimdi. Herhalde onlar da öyle olacaklar. Ahmet Savaş benim başımı yakan adamdır. Evet, yani 19 senemi halk eğitimde geçirmemi sağlayan kişidir. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok duygulandım yani. Bize bir laf düşerse şunu. Cümlelerin arasında bir cümle geçti. Halk eğitimcilik farklı bir şey. Gerçekten halk eğitimcilik farklı bir şey. Halk eğitimde çalışan insan psikolog olacak. Halk eğitimde çalışan insan sosyolog olacak. Halk eğitimde çalışan insan gerçek manada bir öğretmen olacak. Her şeyin ötesinde numune bir insan olacak. Bu camia büyük bir camia. Şuna kalpten inanıyorum. Bizim aramızda hiçbir zaman fitne
fitne ve fesat olmadı. Bir gün ben bu kurumdan emekli olacağım, bu halkın içerisinde yaşayacağım. Sokakta gezerken, markette alışveriş ederken veya herhangi bir caddede sokakta dolaşırken ben safran dolu insanımla beraber olacağım. Hiç kimsenin arkamdan ben yazıklar olsun bir işim düştü yapmadı, bir efendim şeyim düştü ihtiyacım vardı görmesin demesinler diye kendine çok dikkat et. Ve inanıyorum ki bu kurumda çalışan herkes buna çok dikkat et. Arkadaşlar, Mustafa Denizli ilk halk eğitime geldiği zaman şu anda yerine otel yapılan eski halk eğitim merkezindeydi. Doğru mudur Mustafa Bey? İlk gelen öğretmenlerimizdendir. İşte orada bir salonumuz vardı. Biraz önce o anımı da anlattım. O salonun üstüne işte lamba takacağız. Yok imkansızlık. O gün bu kadar imkan yok. İşte masaları üst üste koydum. Bir de sandalye, merdiven buldum. Mustafa Bey matkabı aldı, oraya lambayı monte edecek. Biz de iki kişi tutuyoruz. Remzi Bey mi vardı? İzzet Bey vardı. Nasıl oldu bilmem. Mustafa Bey dengeyi kaybetti, elinde matkapla beraber aşağıya kadar indi. Hayatımda anında terlemiş olduğum ender hadiselerden bir tanesidir. Yani emeği geçmiştir. Kendisi gerçekten iyi bir çalışmıştır. Müdür Bey bir cümle kurdu İsmet Bey'le. Bugün de olsa, herhangi bir yerde görev yapsam, tercihen yanına birisini alın diye söyleseler, hiç tereddüt etmeden İsmet Bey'e alın. Çünkü yaptığı işi adam gibi yapar. Yani görev adamıdır. Bu nedenle bu arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Beraber yıllarımız geçti. Hakkımız, hukukumuz geçti. Bir öfke anında birbirimizi kırmış olabiliriz. Ama ben son cümle olarak şunu diyorum. Hakkınızı helal edin. Benim en ufak bir hakkım varsa kat kat helal olsun. Teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım. Bu fırsatı çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Ben 19 sene heyecandan konuşamadım. Konuş, korkma. Korkma. Kelimeler bir yere getirmeyi... Konuştum ben. Ben şimdi yazarak yazdım. Şimdi biraz farklı olsun senin. Ben yani yapmalarım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Teknolojinin ilerlediğini, hayatın kolaylaştığını, günümüzde insanlardaki iletişimsizliğin arttığını ve benzeri kayıpları da görmeden gelmeye başladık. Teknoloji zaman içinde tüm bağları koparıyor. Ve bu iletişimsizliği tasvip etmeyen biri olarak burada olan, gelmek isteyip de gelemeyen herkese en içten teşekkürler sunuyorum. Yaklaşık 8 yıldır birlikte çalıştığım siz değerli arkadaşlarımı burada beraber olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek isterek bu bölümü bitirmek istiyorum. Bizim zamanımızda diye başlamak istiyorum. Çember çevrilir, su musluktan içilir, ağaçlara tırmanılırdı. Bebekler bezden, silahlar tahtadan, resimler kömür karasından yapılırdı. Kızlara ninelerinin, erkeklere dedelerinin isimleri konulur, saat ve marif okunurdu. Komşuda bize pişen bize, bizde pişen komşuya düşerdi. Geceler ayaz, sokaklar karanlık, yıldızlar parlak olurdu. Turşu, salça, mantı evde yapılır. Karpuz,
kuyuda soğutulurdu. Erik ağacının çiçeği pencere camımıza yaslanır, güz yaprakları bahçemize düşerdi. Kardan adam yapılır, evlerde soba yakılırdı. Kış gecelerinde masal anlatılırdı. Merdiven çıkılmaz, aidat ödenmez, yönetici seçilmezdi. Evler badanalı, sokaklar lambasız, mahalleler bekçili olurdu. Ajans radyodan dinlenir, çizgi roman okunur, deftere kenar sızdırılırdı. Kısacası hayat, arkası yarın gibiydi. Kesintisizdi, her gün yaşanacak bir şey vardı. Herkes kendi düşünü kurar, kendi hayatını oynardı. Ya şimdi, evet, basit, sıradan ve normal olarak düşündüğümüz ve gözden kaçırdığımız şeyler gerçekte ne kadar mükemmeldirler. Hayattaki en değerli şeyler satın alınamayanlardır. Tıpkı siz değerli dostlar gibi. Görmekten, duymaktan, dokunmaktan, tatmaktan, hissetmekten, gülmekten ve sevmekten mahrum olmayacağınız, umutları dopdolu, dünleri yargısız, yarınları sorgusuz ve eksiksiz bir yaşam dileklerimle. Yani meslekte benden yani bir özel bir ya böyle pek elimizden bir yere gittik. Yani düzgün biraz da heyecana koşamıyorum. Yani çok altı sınıyorum. Gayet. Yani gecenin bir günü hocam. Evet.